Merhaba Tamendir takipçileri, teknoloji haberlerimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Efsane haberler yine bu bölümde sizi bekliyor ama ilk haberimiz özellikle karanlık temayı seven arkadaşlarımı mutlu edecek bir haber. YouTube Android uygulamasında karanlık modu artık açtı arkadaşlar. Şöyle göreceğiniz üzere yüzümün dibinde size gösterebilirim. Görmüş olacağınız üzere ben de karanlık temaya geçtim ve denemek için geçmişken kendimi bir anda bunun müptelası olarak buldum. Eğer karanlık temayı kullanmak istiyorsanız Android yüklü cihazlarınızda, Android olan cihazlarınızda YouTube uygulamasında siyah bir görünümle YouTube'u kullanabilirsiniz. Ve bu haftalarda bayağı meşhur olan bir bankalardaki döviz kuruyla anlık oynama haberleri ortalığa çıkmaya başladı. Konunun bizimle ne alakası var diyenler için hemen anlatmaya başlıyorum. 2013 yılında kurulan Vakıf Katılım Bankası bu hafta bir siber saldırıya uğradı ve arkadaşlar siber saldırı sonucunda oradaki döviz kuru 6.40 TL civarındayken 4.57'ye sabitledi siber saldırı düzenleyen hackerlar. Konuyla alakalı bankadan yapılan açıklamada bu saldırının hızlı bir şekilde püskürtüldüğü ve herhangi bir zarara yol açmadığı açıklaması geldi ancak bilemiyoruz tabii. Çiftlik Bank'la alakalı her hafta yeni bir haber, hatta 2-3 günde bir yeni bir haber ortaya çıkıyor. Bu haftaki yaşanan gelişmede Çiftlik Bank'ın finans müdürü olan Koray Hasgül isimli beyefendinin tutuklandığıyla alakalı bir gelişme yaşandı arkadaşlar. Adam tutuklandı, savcılıkta ifade verdi ve sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tor Browser'ı hepiniz bir kereliğine de duymuş olabilirsiniz. Duymadıysanız da internet üzerindeki oldukça gizlilik sağlayan bir tarayıcı Tor Browser ve bir adet mor soğan temsil ediyor. Tor Browser'ın logosu bir adet mor soğan arkadaşlar. Ve bu Tor Browser artık mobile doğru gelmeye başladı. Hatta şöyle söyleyeyim size, Android için beta aşamasında olan Tor Browser çok yakında bütün kullanıcılara açılacak gibi gözüküyor. Yıllardır beklenen Samsung'un bir X isimli modeli var. Katlanabilir ekrana sahip bir cihaz ve bu cihazla alakalı son 3 haftadır çok ciddi haberler ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar ve asıl bir sürpriz yaptı Samsung. Note 9 lansmanında hatırlıyorsanız biz de oradaydık New York'ta. Dedi ki geliştirici konferansı düzenleyeceğiz bundan sonra her sene. Apple'dan alışık olduğumuz bir konferans bu. Samsung için ilk ve ilki bu sene Kasım ayında Los Angeles'ta düzenlenecek bu konferansın. Tabii ki konferansta bu Samsung X isimli katlanabilir cihazın tanıtılacağı kesinleşmiş olabilir arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü cihazın arayüzü, işte cihazın nasıl olacağı ve geliştirmeyle alakalı sorunların hepsinin bu konferansta geliştiricilerle paylaşılacağı söyleniyor ve bekleniyor. Bakalım Samsung'un geliştirici konferansında neler olacak? Belki biz de orada size bütün gelişmeleri yerinden anlatıyor oluruz. Belli mi olur? Belli olmaz bu işler. Alibaba'nın kurucusu Jack Ma isimli abimiz, biliyorsunuz ben kendisinden sıkça bahsediyorum videolarda ve sevdiğimiz bir abimiz kendisi, görevi bırakma kararı aldı arkadaşlar ve milyarder adam görevi gelecek yıl bırakıyor. Evet, yani gerçekten Alibaba'dan ayrılıyor ve 2020'ye kadar sadece yönetim kurulunda yer alacak. Sonrasında da Alibaba ve AliExpress platformlarından tamamen elini çekme kararı almış kendisi ve şu mektubu yazmış. Gerçekten enteresan bir mektup. O yüzden size buradan bakarak okumak istiyorum. Hala gerçekleştirmeyi istediğim çok fazla hayalim var. Beni tanıyanlar boş oturmaktan hoşlanmadığımı bilirler. Eğitime geri dönmek istiyorum demiş. Çünkü kendisi eski bir İngilizce öğretmeni arkadaşlar. Ve bu beni her şeyden daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü benim dünyam bu demiş kendisi. Hala gencim ve bu yüzden yeni şeyler denemek istiyorum demiş. Adam enteresan bir olay. Siz olsanız Alibaba gibi bir şirketi kurup yıllık 400 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmış bir Alibaba şirketini bırakıp emekliliğe ya da başka bir şeye yönelmeyi düşünür müydünüz? Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Bu arada hani şöyle söyleyeyim, siz şirketi bırakmasanız kimse size kalk kardeşim bu koltuktan falan demez yani. Zaten şirketi siz kurmuşsunuz. Elon Musk bugünlerde gündemden düşmüyor ve bu haftada Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yine gündem oturmayı başardı. Kendisinin
The Boring Company, yani sıkıldım şirketi isimli bir şirketi var ve bu şirketi trafikte sıkılmışken kurmuştu kendisi. Şirket ne yapıyor derseniz de yerin altına tünel açarak arabaların yer üstünden değil yer altından gitmesini sağlayan bir kızaklı sistemi üretiyor ve şu anda da çalışıyorlar bu arada. Çok yakında bu sistem çalışmaya başlayacak. Elon Musk ne yaptı biliyor musunuz? Bir adet Xbox kumandasıyla bu tünellerden birini açabileceğini gösterdi videoda. Yine gündem olmayı başardı kendisi. Daha bu adam neler yapacak ben de bilmiyorum. Merakla bekliyorum. Avustralya'da bir altın kazısı sırasında enteresan bir olay yaşandı arkadaşlar. Gerçekten çok garip bir olay bu. Eşi benzeri yokmuş bu olayın hatta, öyle söyleyebilirim. Eğer varsa da ortaya çıkmamıştır. Kazı sırasında iki adet kayaya rastlıyorlar ve kayaların bir taş parçası olabileceğini düşünüyorlar. Ancak olay çok da öyle değil. Kayaları yerinden çıkartıp yıkayıp tozlarını da üstünden attıktan sonra bir fark ediyorlar ki iki tane kocaman iki adet altın külçesi doğal olarak oradan çıkıyor ve onların detaylarını paylaşacağım şimdi sizinle. Bir külçenin yaklaşık 90 kilo ağırlığında olduğu, bir diğerinin ise 65 kilogram olduğunu paylaşıyorlar ve bu iki altın külçesinin maliyeti, yani değeri 1.5 milyon pound, yani Türk lirasına çevirirsek 14 milyon Türk lirasına denk geliyor. Adam bir anda milyarder olmuş arkadaşlar. Enteresan bir şans ama söylenecek çok da bir şey yok. Sizin böyle bir altın eğer elinize geçseydi ne yapardınız? Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Yerli telefon üreticilerinin bu aralar baya baya böyle birbiriyle kapışmaya başladığını görüyoruz. Bu hafta güzel bir gelişme yaşandı. General Mobile 100 milyon liralık yatırımla İkitali'deki fabrikasını açtı arkadaşlar. Aslında fabrika neredeyse 11 aydır faaliyetteydi ama resmi olarak bizlerle de paylaşmamışlardı. Bu sefer resmi olarak açılışını yaptılar ve General Mobile GM9 Pro'yu da bu lansman sırasında bizlere tanıttılar. Hem fabrikanın videosunu hem de telefonun ön inceleme videosunu yukarıdaki kartlar bölümünden izleyebilirsiniz. Ama size telefonun özelliklerinden de birazcık bahsetmem lazım. Telefonda 3800 mAh'lik bir batarya var arkadaşlar ve Snapdragon 660 ile gelen bu cihaz kamera konusunda oldukça iddialı. Hepinizin bildiği üzere ünlü kamera puanlayıcı sitesi olan DxOMark bu telefonun kamerasına fotoğraf çekme için 90, video için de 88 puan vermiş. Yani iPhone 7'yi bile geçmiş durumda General Mobile GM9 Pro'nun kameraları ve fiyat konusunda da 2899 lira gibi fiyat etiketine sahip olan GM9 Pro'yu siz nasıl buldunuz yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Yargıtay'dan çalınan kredi kartlarıyla alakalı oldukça önemli bir karar çıktı. Eğer kredi kartınız çalınırsa ya da kaybolursa herhangi bir şekilde 24 saat içinde bankaya bunu bildirirseniz banka çalınan paralarınızın, bakın kredi kartınızdan çalınan paraların hesabından sorumlu olacakmış arkadaşlar. Sadece 150 liraya kadar olan kısım sizi ilgilendirecek. Eğer 150 liradan fazla bir harcama yapılmışsa kartınızdan sizi bağlamıyor. Yargıtay'dan artık bu karar onaylandı ama siz yine de siz olun. Kredi kartlarınıza sahip çıkın. Kredi kartlarınızı her siteye girip de harcama yaparken kullanmayın. Benden size tavsiye sanal karta yönelin. Ve FIFA 19'un fiyatını paylaşmıştım. Ortalık karışmıştı ama FIFA 19'u o civarlarda eğer aldıysanız sizin adınıza gerçekten gönülden üzülüyorum. Çünkü FIFA 19 indirime gitti arkadaşlar. Yeni fiyatlar şu şekilde olacak. Standart sürüm 209 TL, şampiyonlar sürümü 269 TL ve Ultimate sürüm, yani en üst sürüm 299 TL olarak güncellendi. Kendileri de herhalde bu fiyata bu oyun olmaz dediler ve indirim yapma gereğini duydular. Teşekkür ediyoruz yine de bu alçak gönüllükleri için. Siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyatlar ucuz mu? Hala pahalı mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce FIFA 19 kaç lira olmalı? Bunu da aşağı yazarsınız. Ve uzun zamandır beklenen Apple lansmanı gerçekleşti arkadaşlar. iPhone 10S, iPhone 10S Max ve iPhone 10 R isimli 3 adet yeni iPhone bizlerle buluştu. A12 Bionic işlemcisi de bu telefonların ilk 7 nanometrelik çipi kullanan telefon olarak tarihe geçmesine sebep olan bir işlemci arkadaşlar. Tabii ki bunlarla da kalmıyor yeni iPhone'lar. Kamera tarafında da geliştirmeler var. Pil tarafında da geliştirmeler var. Ama bana sorarsanız yeni iPhone'lar
alınmaz arkadaşlar. Çünkü neden alınmaz? Hem fiyatsal olarak alınmaz, hem de size iPhone 10 almayın demiştim ama bu cihazlar varken eğer bir iPhone almayı düşünüyorsanız iPhone 10 alabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabi bulabilirsiniz çünkü iPhone 10 üretimden kaldırıldı. Bunlarla da kalmadı Apple. Bir de Apple Watch 4'ü tanıttı. Apple Watch 4 de yeni gelen saat boyutları ve EKG çekme gibi özellikleriyle dikkat çekiyor ve eğer bir şekilde kalbinizden dolayı ya da başka bir sebepten dolayı fenalaşır yere düşerseniz, siz belli bir süre yerde hareketsiz kaldığınızda saat sizin adınıza 911'i ya da 112'yi arıyor ve size acil yardım gelmesini sağlıyor. Apple lansmanının yaklaşık 2-3 dakikalık özeti bu şekildeydi. Ve lansman sonrasında yaşanan bir gelişme var. Normalde Apple yeni cihazlar tanıttığında eski cihazlara indirim gelirdi ama bu sefer çok da öyle olmadı arkadaşlar. Çok enteresan bir zam haberine karıştı Apple. Gitti arkadaşlar Türkiye'deki tüm ürünlerine %25 ile %60 arasında zam yaptı. Yeni fiyatlar gerçekten akıl almıyor. Yani bu haberin linkini aşağı bırakalım biz. Açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Tek tek söyleyip beğeninizi yakmak istemiyorum ama yeni fiyatlar Apple'ın hiç de samimi bir firma olmadığını gözler önüne seriyor. Lütfen Apple sever arkadaşlar bana kızmasın ama dolar 6 lirayken, 6,5 lirayken Apple neredeyse kuru 10 ile çarparak fiyatları bize yansıtıyor. Takdir sizin. Ben artık bir şey söylemek istemiyorum. Ben çok konuşunca kızıyorsunuz çünkü. Spotify kullanıcılarını mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Normal şartlar altında eğer premium kullanıcısıysanız Spotify'da şarkılarınızı telefonunuza indirip ya da herhangi bir cihazınıza indirip sonrasında çevrim dışıyken dinleyebiliyordunuz ama bu 3333 şarkıya kadar sınırlandırılmış durumdaydı arkadaşlar. Spotify bir açıklama yaptı ve bu kapasitenin 10.000 şarkıya çıkartıldığını söyledi. Bence güzel bir gelişme. Artık daha fazla şarkıyı telefonunuzda ya da herhangi bir Spotify yüklü cihazınızda depolayabileceksiniz. Ben bu gelişmeyi beğendim. Ve Samsung'un yeni amiral gemisi olacak S10 isimli modelinde gerçekten inanılmaz bir gelişme bekliyoruz hepimiz. Özellikle teknoloji severlerin çok çok büyük yeniliklerin bu cihazda olacağına inandığını biliyorum. S10'la alakalı 3 farklı model çıkacağı gelişmeleri yaşandı bu hafta arkadaşlar. Şöyle olacakmış onlar. Biri uygun fiyatlı, diğer ikisi premium olarak 3 farklı modelle geleceği iddia ediliyor cihazın ve cihazda 5 adet kamera olacağı da bu hafta yaşanan bir diğer sızıntı oldu. Daha telefonun tanıtılmasına çok fazla zaman var ama şimdiden böyle ufak ufak herhalde piyasayı yoklamak adına sızdırımlar yapılıyor. 5 kamera nasıl olacak diyenler için söyleyeyim. Arkada 3 kamera, önde de 2 kamera olacak şekilde S10 gelebilir. Tabii ki bunların hepsini Ocak ya da Şubat ayında yapılacak lansmanla hep beraber öğreniyor olacağız. Ve haftalık teknoloji haberlerimizin de bu hafta sonuna geldik. Haftaya yepyeni haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.